Enkaz altında özellikle depremlerden sonra canlı arama epey zor bir iştir. Köpekler kullanılır. Her bir yapı için ayrı ayrı birkaç tane ekip gerekir. Gerçekten zorlu bir iştir. Türkiye'den bilim insanlarımız enkaz altında canlı olup olmadığını tespit edebilen bir cihaz geliştirdiler. Bir radar ya da radar sistemi esasıyla çalışıyor. Şimdilik 35 santim ötesini algılayabiliyor. Kimse var mı? Boğaziçi Üniversitesi'nde enkaz altında kalp atışını tespit eden radar geliştirildi. Radar ünitesi elektromanyetik mikrodalga sinyallerini enkaz bölgesine gönderiyor. Enkaz merkezinde enkazdan duvarları geçip yaralı insanlara çarpıyor. Eğer yaralı insan orada canlıysa, nefes alıyorsa, kalbi atıyorsa, hareket ediyorsa çarpan sinyalde bir değişiklik oluyor, faz kayması oluşuyor. Bu değişiklik tekrar insana çarptıktan sonra yansıyıp radar ünitesine geliyor. Can kurtarma radarı şimdilik duvarın 35 santimetre ötesini algılayabiliyor. İyi bir elektronik tasarım olursa 10 metrelik enkazın altına kadar görülebilecek. Türkiye'de alternatif olmayan cihaz sayesinde 24 saat kesintisiz canlı arama yapılabilecek. Şuradan görülen güçlü sinyaller bu arkadaşımızın yürüme ve oturması ve sonra hafif olan periyodik bir sinyaller var. Bu göğüs kafesinin hareketinden kaynaklanan sinyaller. Yani nefes aldığını gösteren. Evet, zamana göre nefes aldığını gösteriyor.